Yağmurlu bir perşembe akşamında elinizde bir fincan sıcak çikolata ile yeni bir olumlu bak videosu izlemek için koltuğunuza kıvrılıyorsunuz. Aniden üzerinizde korkunç bir gölgenin olduğunu fark ediyorsunuz. Duvarda 100 tane bacağı ve başında da anteni olan bir canavar dolaşıyor. Aynı anda hem 118'i hem de annenizi arıyorsunuz. Siz telefondayken misafiriniz yıldırım hızıyla hareket ediyor ve 2 saniye içinde ortadan yok oluyor. Elinize bir süpürge alıp dolabın içine saklanıyorsunuz. Titrek ellerle internet tarayıcınızı açıp evimdeki korkunç canavar yazıyorsunuz. Çıkan sonuçların arasından doğru olanı bulana kadar aşağı doğru kaydırıyorsunuz. İşte buldunuz. O bir ev kırk ayağıymış. Görünüşe bakılırsa sadece 15 çift bacağı, gelişmiş iki gözü ve kokularla titreşimleri algılamak için de uzun, hassas iki anteni var. Zehrini ise başının ve ağzının yanında bulunan bacaklarında taşıyor. Onları da bir kement gibi birden fazla sayıda avı tutmak için kullanabiliyor. Bütün bu özellikler misafirinizi mükemmel bir avcı yapıyor. Her nasılsa baktığınız tüm internet sayfaları size bu canavarı rahat bırakmanızı ve evinizde olduğu için mutlu olmanızı söylüyor. Pek çok insan onlardan kurtulmaya çalışsa da ev kırk ayakları evinizdeki doğal ve ücretsiz haşere uzmanları gibi çalışır. Bu hayvan böceklerden, sineklerden, karıncalardan, güvelerden, örümceklerden, termitlerden ve hamam böceklerinden kurtulmanızı sağlar. Siz bir insan olarak onların menüsünde değilsinizdir. Bu hayvanlar geceleri aktif olan avcılardır ve hiçbir yere ağ veya tuzak bırakmazlar. Evlere yuva da yapmazlar ve mobilyalarınızı, giysilerinizi, yiyeceklerinizi veya evcil hayvanlarınızı atıştırmalık olarak yemezler. Ses çıkarmadan ve arkalarında pis bir iz bırakmadan hareket ederler. Ev kırk ayakları herhangi bir hastalık taşımaz ve vakaların %99'unda geceleri, yani onları göremeyeceğiniz vakitlerde dışarı çıkar. Av aramak için sürekli hareket ederler. Hatta hızları yüzünden onları hiç fark edemeyebilirsiniz. Yalnızca siz onlara saldırırsanız sizi ısırmaya çalışırlar. Isırsalar bile insan derisini delip geçemezler. Isırık hafif bir arı sokması gibi hissettirir. Öyle çılgın bir acısı yoktur. Okuduklarınız umut verici geldiği için kendinizi saklandığınız yerden çıkmaya neredeyse hazır hissediyorsunuz ama... Ah! Küçük bir kız çocuğu gibi çığlık atıyorsunuz. Çünkü hala oradaymış. Nasıl da hızlı hareket ediyor. Evinizi bu bir sürü bacağı olan yaratıkla paylaşmaktan rahatsızsınız. O yüzden bir kavanozla bir kağıt parçası alıyorsunuz. Oysa odanın diğer tarafına koşuyor. Şu anda kitaplığın altında. Duvara çıkmasını bekliyorsunuz ve kendisini daha güvenli hissetmesi için ışıkları kapatıyorsunuz. Ortalık sessizleşiyor. Heh, yakaladınız. Onu dışarı çıkarıyorsunuz ve haşereleri alt etme işine orada devam etmesini umuyorsunuz. Sonra istenmeyen misafirler evinize giremesin diye önlemler almaya karar veriyorsunuz. Ev kırk ayakları nemi sever. O yüzden en çok banyolarda ve bodrumlarda takılırlar. Siz de alt kata inip zemindeki ve duvarlardaki tüm boşlukların içini dolduruyorsunuz. Banyo ve mutfaktaki borularda sızıntı olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Çok iyi. Şimdi dışarı çıkıp kuru yaprakları ve dalları temizleme zamanı. Çünkü kırk ayaklar oralarda saklanmayı sever. Hareketli bir gece oldu. Biraz televizyon izlemeye karar veriyorsunuz. Vay canına, ne canavarmış. Bu bir kuş yiyen Goliat, yani dünyanın en büyük örümceği. Tıpkı ev kırk ayağı gibi o da gerçekte olduğundan çok daha korkunç görünüyor. Goliat böcekler, kurbağalar ve kemirgenlerle beslenir. Güney Amerika'nın kuzeyinde yaşar. Büyük boyutuna rağmen arı sokmasından fazla etkisi olmayan zehriyle insanların canını fazla yakamaz bile. Belgeselin bir sonraki konuğuysa balina köpek balıkları. Elbette bu bir böcek değil. Çift katlı bir otobüsten biraz daha büyük olan bu hayvan, yaklaşık 5 file karşılık gelen ağırlığıyla dünyadaki en büyük balık ve köpek balığıdır. Ağzında minik minik 300 tane diş vardır ve onları plankton ve ara sırada balık yakalamak için kullanır. Balina köpek balıkları yavaş yüzer ve köpek balıklarının en nazik olanıdır. Dalgıçlarla oyun bile oynarlar. Aslında insanlar onlar için, onların insanlar için olduğundan daha tehlikelidir. Dev Afrika kırk ayağı, devasa boyutuna rağmen utangaç bir arkadaştır ve bütün gün kayaların altında saklanmayı tercih eder. Saldırabileceği tek şey yerdeki kuru yapraklardır. Çevre için kendine düşen rolü bu şekilde oynar. Avustralya dikenli ejderhaları, vücutlarında korkunç görünümlü sivri dikenler olan kertenkelelerdir. Karınca bulmak için çalılıkların çevresinde hareket ederler. Bu onların en sevdiği ve tek yemektir. Öyle ki günde binlerce küçük karıncayı yiyebilirler. Onları yapışkan dilleriyle yakalarlar. Dikenli ejderhalar kendilerini avcılara karşı korumak için sivri dikenlerini kullanır ve asla insanlara saldırmaz. Onların süper gücü sıcaklığa bağlı olarak renk değiştirmektir.
Kırışık yüzlü yarasalar Orta ve Güney Amerika'da yaşar ve sadece meyve yer. Yüzlerinin şekli ve derileri bu işe iyi yarar. Sofra adabından hiç anlamazlar ve yüzlerini öğle yemeklerinin içine iyice daldırırlar. Yüzlerindeki kırışıklıkların hepsi meyvelerin suyunun doğrudan ağızlarına akmasını sağlar. Ne harika bir fikir. Bunu ben de denemeliyim. Ay-aylar sadece Madagaskar'da yaşayan lemurlardır. Eski bir yerel batıl inanca göre bunlardan biriyle karşılaşmak kötü şans getirir. Aslında bu hayvanlar böcekler ve larvalarla beslenen zararsız canlılardır. Yiyecek bulmak ve bulduklarını çıkarmak için uzun orta parmaklarıyla hızlı hızlı ağaçların gövdelerine dokunurlar. Ağaçların üstünde kalmayı ve yere neredeyse hiç inmemeyi tercih ederler. Bu yüzden onlardan biriyle karşılaşma ihtimaliniz pek yoktur. Nepal'i veya Hindistan'ı bir gün ziyaret ederseniz ve upuzun, dar burunlu bir timsahla karşılaşırsanız panik yapmayın. Bu bir Ganj timsahıdır. En yakın akrabaları bildiğimiz timsahlardır. Ancak Ganj timsahları onlar gibi değildir. Bu benzersiz bir türdür. En sevdikleri yemek olan balıkları yakalamaya yarayan garip burunları harika bir yaratılışa sahiptir. Ganj timsahları sevgi dolu, şefkatli anne babalardır ve son derece utangaç yaratıklardır. İnsanlardan saklanırlar ve onlara asla saldırmazlar. Süt yılanları neredeyse tıpkı mercan yılanlarına benzer. Ancak zehirli mercan yılanlarının aksine bu tür tamamen zararsızdır. Doğanın onlara parlak renkli çizgiler vermesinin sebebi olası avcıların onları bir mercan yılanı olarak görmesini sağlamaktır. Bu taklit yeteneği sayesinde tarla ve kayalardan tutun da tarım alanlarına ve ahırlara kadar farklı yerlerde yaşayabilirler. Bazı insanlar süt yılanlarını evcil hayvan olarak bile besler. Evet ama renk ayrımını iyi yapmakta çok yarar vardır. Mata mata dikenli kaplumbağaları son derece tembeldir. Yüzmeye yeltenmezler ve yavaş akan derelerde ve bataklıklarda yürürler. Sadece yumurtalarını bırakmak için sudan çıkarlar. Mata matalar avlanmaz, yiyeceklerinin yanlarına gelmesini bekler. Balık gördüklerinde elektrikli süpürge gibi boyunlarını ileri uzatırlar ve avlarını yutarlar. Çiğneyemedikleri için bunu yapmak zorundadırlar. Virginia kaplan güvesi sizden, sizin ondan korktuğunuzdan çok daha fazla korkar ve ne pahasına olursa olsun insanlarla temastan kaçınmaya çalışır. En sevdikleri yiyecek, kuş, söğüt, akça ağaç, ceviz ağacı ve lahana yaprağı gibi yapraklardır. Yaprağın etli kısımlarını yerler ve iskeletini bırakırlar. Onları çok kızdırırsanız kendilerini korumaya çalışırlar. Ancak geride bırakabilecekleri en ciddi iz derinizdeki hafif tahriştir. Ya da dövüş sanatı bilgilerini kullanmak zorunda kalırlarsa dunçaku izleri de bırakabilirler. Ayya! Şaka şaka! Akbabaların keskin gagaları, pençeleri ve kötü bir ünü olsa da aslında tek bir canlıya dahi zarar vermezler. Yemek tercihleri hayvan leşleridir. Nefismiş. Bu sayede dünyayı daha temiz ve sağlıklı bir yer haline getirirler. 360 derece görebilen çoğu kuşun aksine akbabalar çevrelerini sadece 60 derecelik bir açıyla görür ve yalnızca altlarında olup bitene odaklanır. Dev balık keneleri denizin derinliklerinde yaşayan karides ve yengeçlerin yakın akrabalarıdır. Göbeklerindeki düzinelerce keskin pençeleri ve avlanmaları için 4 diziden oluşan çeneleriyle uzaylıları andıran bedenleri vardır. Ancak çevrelerinde her zaman yiyecek bir şey olmaz. Bu yüzden enerji tasarrufu yapmak için metabolizmalarını yavaşlatırlar ve sürekli olarak yarı kış uykusunda yaşarlar. Dev balık keneleri tehlike altındayken küçük bir top şeklini alır ve onları kimsenin bulamayacağı şekilde saklanır. Yıldız burunlu köstebek hamster boyutundadır ve dünyanın en hızlı yiyen canlısıdır. Bir saniye içinde 10-12 farklı yerde neler olduğunu bulmak için burnundaki ürpertici görünümlü yıldızı toprağa bastırır. Yıldızın içinde köstebeğin beynine bilgiler gönderen 100 bin adet sinir ucu vardır. Bunlar gözleri neredeyse hiç göremeyen ve insanlara bir zararı dokunmadan böcek avlayan bu hayvanın eksikliklerini gayet iyi telafi eder. Akrabalarının aksine kuyruksuz kırbaç akreplerinin bir zehri ya da toksini yoktur ve insanları ısırmaz, sokmaz ya da başka bir şekilde incitmez. Bu hayvanlar çiğneyemez bile. Bu yüzden oturup bir böceğin yanlarından geçmesini ve onu bacaklarıyla algılamayı beklerler. Evcil hayvan olarak harikadırlar ve hatta sahipleri onları korkmadan yüzlerine bile koyabilir. Yo, hayır, sorun değil. Önce siz buyurun. Ben buradan izlemeyi tercih ederim.